Bizim yaptıklarımızla bir yıl idare ettiler. Önümüzdeki yıl Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu sokağa çıkamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan motive ediyor kendi teşkilatlarını. Sonra daha da daası da var. Bir de nereden söz oraya geldi bilmiyorum ama kendi mezarından söz etti. Ee, Hepimizin gideceği yer mezar değil mi dedi. Ama benimkisi biraz büyük olacak. Zira boyum uzun dedi. 1.85 dedi. Şimdi mezara bir şey götürülmez diye bir söz var bizde. Hani hepimizin mezarı aynı olacak. Boyu kısa olanlar dezavantajlı mı? Mesela benim 1.72. Ee, hani 1.85 olsam daha mı? Ne demek istedi anlamadım. Belki siz anlarsınız. Ben 1.85 boyundayım. Dolayısıyla mezarım da ona göre büyük olacak. Diğerleri düşünsün. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin belediye başkanlarını Kızılca Hamam kampında topladı. Hedefinde CHP'li belediyeler vardı. CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maliyetler getirdiğini hep birlikte takip ediyoruz. Erdoğan belediye başkanlarından mütevazı olmalarını istedi. Şayet bir şehirde belediye başkanımız kucaklayıcı olursa teşkilatımızın diğer birimleri de ona uyacaktır. Yani belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Erdoğan başkanlara talimatını hepimiz kuluz. Eninde sonunda toprağa gideceğiz sözleriyle sürdürdü. Sonra hepimiz mezara gideceğiz dedi ama bir fark ekledi. Topraktan geldik, oraya gideceğiz. Ben 1.85 boyundayım. Dolayısıyla mezarım da ona göre büyük olacak. Diğerleri düşünsün. Takdiri ilahi neyse olacak. Onu kimsenin değiştirmeye gücü yetmez. Yani duygusal bağ kurmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Parti teşkilatıyla bugün varız, yarın yokuz. Bu dünya geçici. Bu dünya malına tamah etmeyiz mi demek istiyor acaba? Bilmem. Neyse uzun boylu olmak iyi bir şeymiş herhalde onu öğrendik. Neyse uzun boylulara selam benimkisi kısa 1.72 boyundayım. E, neyse hepimiz e, aynı yere gideceğiz. Ne, ne denilir bu sözlere? Allah gecinden versin Sayın Cumhurbaşkanım diye gözleri dolanlar oldu. Öyle duygusal bağ öyle kuruluyor seçmenle. Şimdi Erzurum'da kanaat önderleri derneği adı altında bir dernek kurulmuş. Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenlemişler. Derneğin başkanı 72 yaşında İbrahim Özmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmeye başlamış. Övmüş, övmüş, metiyeler düzmüş. Sonunda tutamamış kendini. Öyle bir söz söylemiş ki, bakın diyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer almayanın imanından şüphe ederim. Artık bu söz üzerine ne denir? İmansızdır diyor AKP'ye oy vermeyen. Öyle diyor. Bir dinleyelim. Giyip de Tayyip Bey'in yanına gelmeyen adamın ben imanda şüphede aşkere diyorum. Sen par par bak bak düz söylüyorum ya. Kızılay'ın sodası var masada acaba limonlu diye mi böyle oldu bilmem. Neyse kendisini konuşmanın şehvetine kaptırmış. Coştukça coşmuş. Tayyip Bey'in yanında yer almayan imanından şüphe ederim diyor. Dikkat çekmek istiyor. Üzerine bir cümle daha kurmama gerek var mı sizce? Bence yok. Sıradaki haberle devam edelim. Herkes dertli. Esnaf dertli. Vatandaşın imanını sorgulamaktan bıkmadılar, sıkılmadılar. Vatandaş ise imanının değil cüzdanının biraz gündeme gelmesini istiyor. Cüzdanlar boş. Onun gündem edilmesini istiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da ee, ve e, Adana'da hem esnafla bir araya geldi hem sanayi dünyasıyla iş dünyasıyla bir araya geldi. Söyledikleri de önemli. Esnaf görüşmelerini birazdan aktarırım ama şu sözler önemli. Birileri diyor CHP lideri Kılıçdaroğlu bu yeni ekonomi modeli denildiği gün vurgun yaptı. Bu vurgunu meclise taşıyacağız diyor. Bu vurgunun kimlerin vurgun yaptığının Araştırılması, soruşturulması gerekiyor. Adana'da büyük ilgi vardı CHP liderine göstereceğim birazdan Adana izlenimlerini. Ama önce o önemli sözler. Bu devlet böyle gitmez kardeşim. Yönetim de böyle gitmez. Getir sandı, hakeme başvuralım ya. Ben mi doğruyu söylüyorum, sen mi doğruyu söylüyorsun? Hakeme başvurmaktan korkuyorum. Öyle bir noktaya geldi ki hakemden de korkuyor şimdi ziyaretler için Adana'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Koza TV'ye konuk oldu. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın açıkladığı kur garantili mevduat sistemini eleştirdi. Ya Allah aşkına. Faize kur garantisi verilir mi ya? Faiz. Faize kur garantisi veriyorsun. Yani döviz garantisi veriyorsun. Yani Türk lirası. Kimin cebinden ödeyeceksin? Kendi cebinden mi ödeyeceksin? Hayır. Kimin cebinden ödeyeceksin? Fakirin fukaranın cebinden ödeyeceksin. Kılıçdaroğlu kur vadeli mevduat açıklamasının olduğu gün dolarda vurgun yapıldığını söyledi. Sıklıkla gündeme getirdiği erken seçim çağrıları yineledi CHP lideri Kılıçdaroğlu. Ee, birileri vurgun yaptı. Doları 18 liraya kadar çıkardılar. Evet. Sonra birileri gitti milyon dolarlarını Türk lirasına çevirdin. Hükümet bu kararı aldı. Karar dolar düştü 13 liraya. Dünyanın parasıyla gittim, 13 liradan dolarını satın aldım. Taş attı kolu yorulmadı. Alnı terlemedi. Elinde biski vardı. Keyfine baktı. Oturduğu yerden milyon dolarları kazandı. Bununla ilgili bir araştırma önergesi vereceğiz meclise. Diyeceğiz ki bu 3-4 günde kim ne kadar dolar aldı, kim ne kadar dolar sattı. Bunun bir çıkarın kardeşim tavla. Bir görelim bakalım. Bu vurguncuları görmemiz lazım sıklıkla gündeme getirdiği erken seçim çağrıları yineledi CHP lideri Kılıçdaroğlu. Kendisi bilir biz erken seçimi vatandaş daha fazla mağdur olmasın diye istiyoruz. Çünkü gecikilen her günün topluma maliyeti, insana maliyeti, gençlere maliyeti, kadınlara maliyeti, ailelere maliyeti artıyor. Pahalılık var, zam var, zulüm var, insanlar perişan vaziyette. Halkın sorunu var, dertleri var, Perişan vaziyette Karakış geldi, elektrik faturasını ödeyemem, ödeyemeyen var, doğalgaz faturasını ödeyemeyen var, eğitim masraflarını karşılayamayan var. E, dolayısıyla böyle bir tablo var. Biz kendisine iyilik yapıyoruz aslında. Seçim Erken seçim kararı alır ve almazlar. Kendileri bilirler. Almazlarsa, bu bizim lehimize almazlarsa, bu perişan... Ee, Ahmet Bey bir baba 5 aylık çocuğum var diyor. Elbise alacak durumum yok. Yemin ederim eve ekmek alamadım. Bugün 8 ay 8 aydır işsizim. Bez alacak durumum yok. Lütfen sesimi duyurun diyor. Ben ancak retweetleyebilirim bunu. Ee, bir iletişim kurulur muhakkak. Çok zor geçecek bu kış milyonlar için. Hal böyleyken evet zarar edenler de var. Parasını kaybeden. Bugün en az 5 tweet gördüm. Kapatıyorum dükkanı, iflas ettim, bittim ben diye atılmış tweetler gördüm. Seri iflaslar başlamaz umarım. Ne olacak bu sistemden faydalanalım bari nasıl işleyecek onu da anlamadık diyenler var. Biz de bu işten anlayanlara sorduk. Dünya Gazetesi ekonomi yazarı Alaaddin Aktaş herkesin anlayabileceği gibi basit bir örnekle açıklamış. Şimdi ee, elinizde bir miktar para var diyelim bu yeni sistemden faydalanmak istiyorsunuz mevduata kur garantisi getiren modelde değerlendirmek istiyorsunuz riskleri nedir acaba Alaaddin Aktaş'a bir kulak verelim. Ülkemizde kurdaki hareketlerin de etkisiyle yükselen kur korumalı mevduat uygulaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Ardından döviz kuru hızla düştü. Yeni modele göre 3, 6 ve 12 ay vadelerle hesap açılabilecek. Kurun getirisi banka faizinden yüksek olursa fark hesaba yatırılacak. Peki vadesinden önce çıkılırsa ne olacak? <laughs> Bu soruya cevap vermeden önce bir ayrıntıyı da hatırlatalım. Yeni model iki farklı şekilde uygulanıyor. Mevcut dövizin TL'ye çevrilerek hesap açılması Direkt olarak TL'nin bu modelle bankaya yatırılması. İlkinde Merkez Bankası ödemeleri yapıyor, diğerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı. Şimdi cevabı verelim. Mevcut paranızı, Türk liranızı bu modelle bankaya yatırıp vade dolmadan çekerseniz zarar edebilirsiniz. Nasıl mı? Dünya Gazetesi yazarı Alatin Aktaş yazdı. Aktaş'a göre yeni model vade dolmadan çıkanlar için ana parayı kaybetme riskini içeriyor. Kurun düşmesi e, vadeden önce hesabını kapatmak isteyenler aleyhine bir durum oluşturacak. Faiz alınamayacağı gibi ki o normal. Vadeden önce hesabın bozulması durumunda faiz alınamaz. Ama bu durumda bu uygulamada ana paranın da eksik ödenmesi olasılığı var. Yani paranızın bir kısmını kaybedeceksiniz. Peki nasıl? Aktaş bilgiyi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya dayandırıyor. Açıklamada şöyle deniyor: Hesabın açıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuruyla hesabın kapatıldığı tarihteki